Merhabalar, YouTube diyoruz ve bugünkü oyunumuz Tower Master. Tower Master baksa Tower Master nedir? Orta çağda bir han işletmeciliği oyunu, bir han işletiyoruz. Bir simülasyon, bağımsız oyun. Aynen bu yanda gördüğünüz gibi, bu da tabii Tower Master'ın yeni oyunu gördüğünüz yani yapımcılarından. Ufak bir reklamını yapıyorlar. Topluluk vesaire vesaire. Şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Aşağıdaki linklerden bize gelip katılabilirsiniz. Bir madencilik şey herhalde. Yani yayınları bana eşlik ederek daha güzel, daha keyifli yayınların olmasını sağlayabilirsiniz. Ben de bu oyunu ilk defa oynayacağım. Bakalım nedir, ne değildir. Hep beraber göreceğiz. Bir han işleteceğiz. Bu tür simülasyon oyunlarını seviyorum ya. Çay içerken ya, normal zor. Şimdi tamamen dengeli. Heh. Kafanızı dağıtır. Şimdi çay içerken oynayın ama tamam. Şimdi normal mi? Şimdi bu tür oyunu ilk defa oynadığım için bence bir çay içerken oynamadığımda bir oynayalım. Daha böyle chill bir yayın olsun. Hem öğrenmiş olalım. Bu arada bu oyunun daha devam videolarını isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya like'larınıza bunu belli edebilirsiniz. Ben de bunun yani diğer bölümlerini çekerim büyük bir zevkle. Sıkıntı yok. Çay içerken oynayı seçeceğim. Tavernanıza hoş geldiniz. İşletmenizi yönetmek ve büyütmek de sorunlusunuz. Etrafa bakın. Farenize tekrar... Tamam, W laser de... Tamam, böyle de... Şey yapabiliyoruz şimdi. Ney bu? Ha, bizim burada duvar yok mu? Bu kapı mı bu? Tamam, kapımızı da açtık. Bunlar pencere. Tamam. Masa. Şimdi bize bir masa ayarlatacak. Yani masamızı atalım. Bir koltuk tabii ki de atmamız gerekecek. Yani böyle direkt ikili büyük bir koltuk da atabiliyoruz. Böyle teker teker bir koltuk da atabiliyoruz. Işınları göster. Ya ışıkları göster. Ustam bunlar bizim ışıklarımız. Şimdi şuraya bir aydınlatalım. Ya sütüme mi koymalıyız? Peki, tamam. Tamam, şimdi bireyi almak için menü açmalıyız. Açmasınız diyor. Tamam. Bira fıçısı. Biramızı fulledik. Hem su satıyoruz hem bira satıyoruz ilk başlarda. Harika çıkardı. Artık insan oturabilecekleri birinin ve servisi. Personel almak. Evet, bizim personelimiz yok. İşe alacağız. Garsonlar, barmenler. Ya hepsi hemen hemen aynı gibi ya. Tamam, gel sen Jack'i alalım biz. Bir tane de garson mu alacağız? Tamam. Alalım bunu. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Araştırma. Burada yeni yeni şeyler yapıyoruz. Yeni yeni zımbırtılar öğreniyoruz. Peki. Mutfak. Ne araştırıyoruz biz? Ben mutfağı araştırıyorum. Mutfağın kendisini araştırıyoruz. Güzel. Bu arada bu oyun şu an indirimsiz hali 25 lira mı ne? Yani eğer almayı düşünüyorsanız mutlaka alın. Çünkü zamlanacak yani. %100 zamlanacak. Haberiniz olsun. Şimdi tavernamızı açtık abi. Oo, bu arada baya keyifli ya. İnsancıklar geliyor. Sipariş verecekler. Bakar mısınız? Sayın barmen. Barmen. Bakar mısın lütfen? Sayın bezmenler. Heh, tamam, bu koyuyor buraya. Ve barmenimiz de götürüyor. Ay, garsonumuz da götürüyor. Bu tür böyle işletme oyunlarını seviyorsanız bakmanız gereken ilk oyunlardan bir tanesidir tavern oyunu. Işık detayları da güzel olmuş yani, mesela aydınlık olsa daha iyi vesaire vesaire. İşte suyumuz var, biramız var, başka bir şeyimiz yok. Bunlar da görevlerimiz.
Tavernamızın adını de... Tavern Ben buraya Stopsi. Stopsi. Tamam, Stopsi. Güzel oldu. Hoş oldu. Bunlar böyle Battle Pass gibi ya. Tabii amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik ipleri Oyun sıkıyor yolla. mu dostum? Oyun Abi. daha, oyuna daha yeni başladık da bire bismillah da 5 dakika oldu. Bak burada tarifler açıyoruz görevleri yaparak. Bu arada uzun soluklu bir oyun. Mesela bu taverni genişlettiğin zaman böyle devasa bir meyhaneye dönüştürdüğün zaman oyun çok daha keyifli hale geleceğine eminim yani. Ha, Space'de oyun duruyor. Ama etraf ölüyor abi. Mesela ormanın içinde niye bizim tavernimiz var sadece? Yani burada bir tane şato var. Şatoya bakamıyoruz. Mesela burada başka mekanlar olsaydı daha güzel olur. Çok çorak kalmış. Yani bağımsız bir oyun. Böyle sanki bir kişinin elinden çıkmış gibi demo bir oyun olmuş. Bir kişinin elinden de çıkmış oluyor. Tam emin değiliz. Günümüz daha büyük tam bu oyuna gün gün gidiyor işte atıyorum dükkanı açtın bir gün idare ediyorsun kapatıyorsun yani güncellemeler yükseltmeler yapıyorsun ondan sonra diğer güne devam ediyorsun. O tarz bir oyun sanırım. Bu arada bu oyun Samet Güngör çok oynuyor. Yani eğer kendisini tanımıyorsanız tanımınızı tavsiye ederim. Eğer böyle indie oyunlara merakınız varsa Samet Güngör hem YouTube'da hem Twitch'te içerikler üretiyor kendisi uzun yıllardır. Usta, yani bu boşları alıyor musunuz siz? Oğlum bu ayrana benziyor. Çok güzel canım çekti ya. Oğlum bu bir ayran lan. Bu arada biralarımız falan azalıyor mu? Harbi azalıyor yani. Güzel. Bir gece oldu. Paramız var. Böyle bir oyunu hızlandıralım. Oyunu hızlandıralım. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Bir kişi gayet idare ediyor. Tabi bu elemanların maaşları var. Yani dükkanı iflas etmemen gerekiyor. Bir tane daha masa atsak mı diyorum. Gerek var mı bir tane daha masaya? Bir tane daha masaya gerek olabileceğim de gerek yok. Tamam, günü bitirdik sanırım. Şimdi Julie ne diyorsun? Ay Julie biz level atladı. Sekiz içecek taşıyabilir. Yüksek öncelik. Otel mi? Otel ne alaka ya? Tamam bu daha level atlaması ne var. Bizim garsonumuz bu arada. Bu da barmenimiz. Genel görünüm. YouTube stüdyo gibi. Oha çok güzel. 38 tane içecek satmışız. Dolumlar. Kızgın müşterimiz yok. Toplam pozitif olan 98 altın kazanmışız sanırım. Ortalama doluluk %100. Şimdi biz bir tane daha masa atalım mı? Ne dersiniz? Buraya şöyle bir tane daha masa atıp şuraya şöyle bir bank. Tamam daha fazla yapamıyoruz. Başka neler var? Onlara bakalım. Işıklarımız var. Dekorasyonda böyle çiçeğimiz, böceğimiz var. Mesela şuraya bir şöyle bir bitki koyabiliriz. Dünya zımbırtısı var. Bu arada paramız kalmadı ama olsun, sıkıntı yok. Işıklar özel. Oha. Bu ikinci şey artık. İkinci zımbırtı. Ona şu anlık gerek yok. Mutfağımız. Gamers. Oyunlarımız. Bahçelerimiz. Koltuklar tabii daha lüks koltuk olduğu zaman tabii o seviyede şu an değiliz. Yani daha lüks bir şey yapamayız. Ertesi güne biz bir başlayalım. Böyle verelim coşkuyu.
İçeceklerimizi de dolduralım. Açtık abi kafemizi. Bunlar bizim 4 adet masaya. Aa, 4 adet masam yok mu benim? Oo, tüh. Bu arada ben şimdi alabiliyor muyum diyeceğim de alamam ki. Para yok, para. Neyse biz fast fast yaparak böyle şey yapabiliriz. Garson ikonu. O ikonu şu an gerek yok. Ekranı çok boğmayalım. Böyle 3 TL edeceğim bunun altında. 3 TL'den biramızı satıyoruz. Resmen 2005 Türkiye'si gibi. Prestijimiz var. Gayet kaliteliyiz. Garsonumuz maşallah çatır çutur. Böyle çat 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 veriyor. İkinci bir garson mu alsam böyle bir anda böyle patlatsam mıdır? Çok güzel olmaz mı? Mesela bu arada çalışanların maaşını da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Jack. Mesela Jack'imiz level atladı. 12 altın oldu maaşı. Böyle arttırıp azaltabiliyoruz maaşını. Atıyorum iflas edeceğiz. Ya işte beyler maaşları biraz kısacağız falan filan. Porsiyonları ufaltacağız diyebiliyoruz. Çok garip olmuş ama güzel olmuş. Bir garson yetmiyor sanki ya. Bir garson daha mı alsam? Bir tane daha masanıza bir garson daha alacağım abi. Bir garson daha alacağım. Böyle çatır çutur harbiden para sıçıyoruz yani. Cidden çok güzel para kazanıyoruz şu an. Aa. Mutfağımız. Mutfak, limonata var. Limonatayı araştır sen. Şimdi mutfağımız. Mutfak bölümü 800 altında diyoruz, biz 900 altında olmuşuz. Bu halı tarzı şeyler. Şöyle bir tane paspas atsak mı? Gerek yok. Bunlar böyle çatır çutur, tamam zaten günü bitirdik. Günü bitirince sanırım mutfağımızı açacağız. Tamam, günü bitirdik. Kızgın müşterimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Ben mutfağı nasıl açacağım abi? Bana mutfak yetin. Mutfağı nasıl açacağım ben? Allah'ım, cahillik kötü bir şey ya. Koltuk. Biraz garsonumuzun ağzına sıçacağız gibime geliyor. Lan menümüz ama hız taşın. Bunun başı fazla. Daha yavaş düşün. Abi bahşiş alır. Tamam biz seni alalım abi işe. Niye almayayım ki? Bu level mi? Level mi atladı bu arada? Yo. Bunun neyi var?
Tamam. Doldurma hızını arttıralım. Ama ben hala abi bu zımbırtıya nasıl başlayacağımı daha çözemedim. Mutfağı nasıl açacağımı daha çözemedim. Cidden çözemedim. Mutfak. Tamam, mutfağı biz buradan yapıyoruz. Ama onun için biraz beklememiz lazım ya. Birkaç gün daha çalışalım, para kasalım. Ondan sonra ikinci şöyle biraz büyütürüz mekanı. Şu an daha çok erken. Şu an bayağı bir erken. Bir paramızı biz cukkalayalım mı abi? Limonatamız falan fistan buradan bayağı böyle şeyler dolduruyoruz. Özel etkinlikler olsun şey olsun. Güzel prestijimiz de yükseliyor. Böyle adım adım zafere doğru gidiyoruz. Ama oyun dediğim gibi biraz daha buralar böyle canlı olsaydı, yaşayan bir şey olsaydı. Ben sadece böyle bir kutu işletmeciliği gibi değil de daha hoş olurdu gibime geliyor. İki tane garson çalışıyor mu bu arada? Sen çalışıyor musun? Çalışıyormuş tamam. Çalışıyorsun. İki garsona gerek var mıydı lan acaba? Biraz gereksiz fantezi yaptım sanki. Evet varmış varmış. O yüzden ben diyor masaları niye boş görüyorum diyorum da. İki fanteziye gerek varmış. İki garsona iki fantezi diyorum. Mutfak için bir tabak rafı al. Mutfak için bir tahta kasası al. Mutfak tezgahı al. Şimdi. Mutfak. Bu ne? Mutfak tezgahı. Ama mutfak tezgahı ben şu an buraya hiçbir şekilde yapamam. Hiçbir şekilde yapamam. Benim burayı bir kırıp yükseltmem lazım. Mesela buraya kapı mı yapsam? Mesela burayı kırıp böyle tık 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 yapabilir miyim acaba? 50. Yaparım. Niye yapmayayım? Yaparım. Gayet de yaparım valla. Yıkarım burayı. Buraya kadar uzatırım abi. Buraya ise mutfak yaparım. Buraya mutfak kısmı olur. Buraları tabii masalar falan yine koyarım. Bayağı iyi gelişiriz ya. Oluyor lan. Ha limonata yapmışız. Misafirleri arttıralım. Misafirleri araştıralım. Çok para kazanamadık sanki. Niye böyle az para kazanabildik? Biz görev falan yapmışız sanırım. Ondan mı o kadar fazla kazandık? Tamam bunu da git. İç artık. İç de siktir git hadi. 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 Tamam. 23 müşteri hizmet vermişim. 22, 23. Müşterimiz artmış bu arada. Kızgın müşterimiz yok. Güzel. Ama ben ne yapacağım biliyor musunuz mu? Bence çok da güzel oldu. Mutfak kısmını böyle farklı mı yapsam diyeceğim de ya sonra şey yaparız ya. Ha, buna para vermedik zaten güzel. Şöyle bir mutfak
Tezgahı. Ben bunu aldım da. Ne bu? Malzeme. Ne bu harbiden? Bir de eleman alalım bari işe. Aşçı alalım, ne dersiniz? Petrus'u alalım. Ha, Fetrus Usta. Sen istersen işe başla. Demin kadrosu al. İşe başlayalım. Bakalım ne isteyecek bu lavuk. Bu arada içeceklerimizi dolduralım. Onları ihmal etmeyelim. Bu arada paramız cidden çok azaldı. Aa, bir dakika. Bunlar aşçılar mı? Tamam, bu aşçımız. Güzel, güzel. Bayağı işler tıkırında ya. Oğlum cellat mı lan bu? Oha, cellat geldi yemeğe. Yemeğe cellat geldi abi. Bu arada yemeklerden çok iyi kazanıyoruz. Allah gecinden versin, cidden çok iyi kazanıyoruz. Tony level atladı abi. Tony biraz daha fazla taşısın abi. Tony. Oh, paramızı da cukku aldık. Battle Pass görevimizi de yaptık. Bu aşçı, ana yemek, çorba, tam. Tamam, hepsini yapabiliyoruz. Güzel. Güzel. Şu an bir sıkıntımız yok. Oyun akıyor. Her şey gayet yerinde, tıkırında ilerliyoruz. Bunlar hep level atlıyor tabi. Bunlar tabii ki de level atlıyorlar. Bunu böyle çakalım. Jake. Daha fazla yiyecek taşısın Jack'imiz. Jack'imiz bu mu? Yok, bu Fertus. Bu şeyimiz. Bizim aşçımız bu. Buraları da bir tık masa atarız. Ama masaları biraz şey yapalım ya. Böyle güzel bir ambiyans yapalım istiyorum ben. Bonus da. Abi bonus da var. Şimdi usta biz ne yapalım biliyor musunuz mu? Müzisyen araştır. Şimdi paramız var bizim. Tamam mı? Bunlar biraz bizim boyumuzu aşar. Biz böyle bir tane büyük bir masa alalım. Sen nereye alalım? Şunu şöyle aldık, tamam mı? Koltuklara gelelim. Şöyle. Sat.
Tabii zararında bir satış oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan dur, koltuk koltuk ustam. Şuraya çakalım, tamam mı? Ne kadar paramız var? 200 küsür. Bir tane daha masa sandalye çıkarabilir miyiz? Şu masanın güzelliğine bak, uzun masa abi. Böyle uzun masa ne yakışır biliyor musun? Bir dahaki şeye uzun masayla başlıyoruz abi. Uzun masayı çakıyoruz. Bir dahaki şey uzun masayı çakıyoruz usta. Hiç affetmeden. Yeni bir fıçı satın al. Limonata fıçısı. Aa burada gravyer fıçılar var. Tamam. Alırız 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 alırız. No problem. Hemen satışımızı yapalım. Paramızı kazanalım. Kaç para lazım limonata için? Aldım ya. Aldım, sıkıntı yok ama boş. Limonata fıçımız boş. Daha fıçı boş. Biliyorum biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok. Hemen bir satış yap. Hemen bir satış yap. Kazan parayı. Zın. Tamam. Temiz. Temiz. Şimdi çatır 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 paramızı kazanacağız. Tatlılar için bir beceri kazan sen. Ama asıl talep görülen yemekler neler mesela? Ben bunu bilmiyorum. Bizim prestijimiz ne düştü lan? Dekorasyon. Yani evet abi, çok bok gibi oldu burası. Aa. Hop ışık yok ya burada. Oo benim acilen para kazanmam lazım dur. Burada ışık yok ışık ışık. Heh bak ışık olduğu için geliyor. Işık olmayan yere nasıl gitsinler? Ceyran var sanki. Elektrik var anasını satayım. Tamam. Biz bunların bir işlerini halledelim. Ondan sonra şey yapacağız. Buralara biraz cam pencere ekleyeceğiz. Biraz dekorasyonumuzu arttıralım biraz da. Dekorasyon da bir tık iyi olduktan sonra her şey daha güzel olacakmış gibi geliyor. Görevlerde neler var? Yangın söndürücü. Ben bunu nereden alacağım? Hadi yemek istiyoruz. Ne oluyor lan? Bu ne? Özel etkinlik araştırsın. Kızgın müşterimiz yok. Okey gayet iyi. Dekorasyon önemli abi. Özel. Bu ne? Yangın söndürücü bu mu? Yangın söndürücü önemli usta yani kusura bakmayın da. Yangın söndürücü gerçekten önemli. Müzikal sahnesi bar. Daha farklı dekorasyonlar yapabiliriz de onun için paraya ihtiyacımız var ya. Bizim paramız yok abi. Biz biraz para kasalım bence. Bence biz biraz hayvan gibi bir para kasalım. Ondan sonra halledeceğiz inşallah. Daha fazla hızla oha eksiye düşmüşüz. Para nasıl eksi olabilir ya? Ya bizim acilen para toplamamız lazım abi. Hemen en hızlı. Oha, stoklarımız az. Stokumuz bitiyor bizim artık. Onları da kontrol etmemiz lazım. Oh, iflas edeceğiz biz. Götü başı dağıttık. Bak biz götü başı dağıttık. Böyle olmaz yani. Hemen hızlıca bir para. Hatta bir iki gün sadece bir
Götü başı toplamamız lazım 2 gün boyunca. Bir günde 62 müşteri geliyor. Ondan sonra ufak ufak dekorasyona yönelmeliyiz. Bütün stoklarımız da eriyor. Yani öyle bir gerçek de var. Yangın söndürücü şart mıydı? Değildi bence ama işte. Aldık yine görev görevdir diye. Oğlum bak müşteriler yiyor içiyor ya. Kalkarken parayı veriyorlar. O biraz sıkıntı kalkmalarını beklemek. Ondan sonra paranın kazanılmasını. Bu arada bu oyunda mobil oyun da olur ya aynı zamanda bu. Mobile de uygun bir oyun kendisi. Hoş. Hala kasayı fulleyemiyoruz. Gerçi fullesek mi ki? Gerek var mı ki? Bunlara gerek vardı. Bak, bunlara gerek vardı ustam. Üzgünüm. Tamam, içeceğimiz iyi. İçecekleri fullemeye gerek yok. Menüden ben şey yapabiliyor muyum? Zam. Müşteri sayımız azalıyor böylelikle. Müşteri sayımız azalıyor. Ustam bizim... Benim bonuslar niye düştü? Mesela hiçbir şey yok direkt ertesi güne başlayacağız abi. Hızlıca direkt ertesi güne başlamam gerekiyor. Çünkü başka hiçbir çarem yok. Bitirin. Araştırma bitirir. Sıkıntı yok da. Benim acilen para kazanmam lazım. Doğru, ben stok yönetimi yapamadım. Adımız stoksa ama stok yönetimi yapamadım. Ayaklara bak, ayaklara. Saçma ama gerçek. Şimdi Lili. Biz bunu update edelim. Bahşiş, bahşiş alsın abi. Lili bahşiş alsın. Arkadaşlar hayvan gibi başlıyorsunuz. Para kazanmam lazım. En temizinden ben çok hızlı para kazanmam lazım. Paraya ihtiyacım var. İki tane garson biraz şov oldu sanki ya. İki garson beni mahvetti. Ah. Maceralar, şarap. Şarap, şarap. Şarap önemli abi. Aa dur. Oha. Şu anda kimse gelmiyor bana. Korsan buluşması, Viking temalı parti, cellatmış buluşması. Oo. Çok iyi içerikler de var. Hoş, güzel. Bloklar rank atlıyor. Bahşiş, bahşiş. Ay şimdi bu adamların şeyleri de çoğaldı. Ne derler ona? Neleri çoğaldı bunların? Günü bitirdik. Tamam. İflas etmiyoruz değil mi? Prestijimizi arttırmamız lazım. Dekorasyonunda o da. Oo, ben bunu istiyordum ya. Bu güzel değil mi? Ben harbiden bunu istiyordum yani.
Bunu biz nereye koysak? Veya bu ne? Parşömer. Silah fıçısı. Bunları ben nereye koyayım çok önemi yok herhalde. Tablolar bak. Bak tablo tablo olur bak. Tablo çok hoş abi. Bak, tablo tabloya hayır demem. Ustam. Kalkan. Böyle şeyler de yapılıyor. Şömine mömine. Ne bu kitaplık mı? Kitapla gerek yok bence şu an. Şöyle bir kalkan koysak o kalkan da bana koyar ama. Koy ulan. Evet para bitti. Direkt Ertuğrul'e başla. Direkt. Oha eksi 81 lirayla giriş yaptık güne. Nice. Eksi 81 lira. 74 müşteriye hizmet var. Veririz ustam. Abi gözün içerisinde değil ha. Aslında prestijimiz ne güzel de arttı. Şu kalkan ne kadar değer kazandırdı. Çok önemli bir şey. Şu an eksideyiz abi. Şu an hala eksideyiz. Daha şu an çıkamadık. Ben borca gireyim ya. Borçsuz bir şey olmaz oğlum bu hayatta. Borca gireceksin yani. Petrus'umuz da level atladı. Hız olsun Petrus'ta biraz. Tatlılar falan iyi. Yani öncelik veriyoruz. Öncelik vermeler. Onları tam bilmiyorum. Öncelik vermeye gerek var. Birkaç gün daha çıkarır bize kıçlar. Gerek yok. Özel bir gün ayarlamıyoruz. Sıradan parti vereceğiz. Büyük ihtimalle var ya şu an çok yanlışım vardır yemin ederim. Bunu daha önce oynayan biri görse beni çıldırır. Bak mesela ben buralara niye pencere koymadım? Gittim 500 lira buna verdim. Geri zekalı gibi. 500 lira buna vereceğim abi gidip. Pencere ben niye koymadım abi? Görüyorsunuz ne güzel. Ne güzel pencereler. Ben niye pencereyi koymadım? Bunlar hep sorulması gereken sorular. Soracağız. Bütün soruları soracağız. Ben zam yapamam mıyım? Benim zam yapmam lazım usta. Benim gerçekten zam yapmam lazım. Hemen gidin abi toplayın burayı. Bak topla topla topla. Garsonlar. Garsonlar falan makine gibi ha. Harbi makine gibiler. Tamam buraları da temizledik. 463 TL ile günü kapatıyoruz. TL'ci 463 TL. Kızgın müşterimiz çok güzel. Bonuslarımız artmış. Kazanan para da artmış. Devam. Devam. Tabi oyunu açarken de bir açılış maliyetimiz var bizim. Bizim neden oyunu açarken açılış maliyetimiz var? Vergi mi ödüyoruz? Bugün de bitirelim. Bir dekorasyon yaparak prestij kazıp bir parti vermek istiyorum. Biraz prestij kasacağız baba. Prestij. Bunlarla prestij kasılmıyor mu bu arada? Hayır kasılmıyor. Çok saçma. Oha bahçe. Bahçe işi de var. Wow. Buraya bir kapı açıp bahçe işine de girebiliriz. Ha şu an böyle uzaktan bakıldığı zaman hoş bir mekan olabilir. Fıçılarımızı doldurmayacağız. Fıçılarımız gayet yerinde. Hım 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 hım.
Bugün biz bir sağ salim çıkaralım abi. Şu an bugün bir şey yapmak istemiyorum. Bugün çıkarıp bir yolumuzu alalım, sakalımızı alalım. Ondan sonra halledeceğiz de. Da geliyor ya. Şarap fıçısı mı bu? Araştırma yapman lazım. Ben şarap araştırıyor muyum? Evet, araştırıyorum. Güzel. Ya, şarabımızı araştıralım. Bunlar da azalıyor mu? Neyse. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı yani. Mutlaka bir şeyler yaparız. Bir şeyler olur. Biraz cam eklemem lazım. Çok kapalı ya. Çok basık bir mekan olur sanki. Bu ne? Oo, nasıl da düşürüyor? Nasıl da düşürüyor müşteri şeyini, müşteri kapasitesini? Anında düşürdü vallahi. Ha, seviye atla. Elmalı turta seviye atladı. Güzel. Dındırı dındırı. Bu tür oyunları seviyorum ya. Dındırı dındırı. Doldurmam gerekiyor. Tamam, şimdi bugün de hallettiğimize göre ne yapalım biz? Ben buraya bir pencere yapmak istiyorum bu arada. Pencere yapalım ya. Pencereye ihtiyacım vardı gerçekten. Ben özür dilerim ama pencereye cidden ihtiyacım vardı. Acayip ayar olmuştum. Olmadan olmazdı yani.